haksız yere kovuştukları zaman dayanamıyorum. Ne yapayım Hüseyin? Ömer'in ne suçu vardı? Herkesin önünde küçük düşürdüler oğlanı. Hem annemi de rezil etmiş. Öyle eke eke konuşunca da nasıl olsa biliyorlardır diye söyleyiverdim işte. Demez olaydım. Lan olaydı dilim. Allah canım o an alaydı. Öyle deme. Öyle deme gözümündür. Senin suçun yok ki. Nasıl olsa duymayacaklar mıydı? Bekir abi gözümün önünde gitti. Ben sebep oldum. Ben oldum. Sen sebep olmadın Melike'm. Sibel sebep oldu. Sibel kurye değil miydi? Hı? Sen yalan mı söyledin? Kuryeydi. Adam senin söylediğine değil, kızının yattığına dayanamadı zavallı. Öyle tekerlek bir sandalyede kızı ne yapıyor, ne ediyor? Hiçbir şeyden habersiz yaşıyordu adam. Melike, kurban olur. Sen demiyordun Sibel'le bir iş var diye. Ha, hiçbirimiz inanmıyorduk. Bak sen haklı çıktın işte. Kendine, hem babasına, hem Ömer'e. Hepimize sebep oldu işte. Ben bu yükle nasıl yaşayacağım? Nasıl yaşayacağım? Yaşarsın. İnsan öyle, öyle yüklerin altında ayakta kalıyor ki Melike. Bana masal anlatacaktı. Canım oğlum, baba çok çalışıyor. Gelecek. Hadi şimdi yatağa. Ben birazdan gelip masal anlatacağım sana. Tamam. Koş. Açsana. Belki önemli bir şeydir. Açmayacağım. Haydi. Hadi gözümü dur. Kapat gözünü. Geldim. Bahar. Ne oluyor Bahar? Kimden öğrendin benim burada olduğumu? Kim söylediyse söyledi. Sen bana hesap ver bakalım. Sana hiçbir konuda hesap verecek değilim. Çık git. Gideceğim. Gideceğim ama senden cevabımı alıp öyle gideceğim. Derdin ne senin? Söyle. Sen beni iş yemeklerinden ekart edebileceğini falan mı zannediyorsun? Senin Elif'le yemeğe gittiğini öğrenemeyeceğimi mi sandın? Madem öğrendin, madem bu bir iş yemeği, o zaman bunları iş yerinde konuşuruz, burada değil. Sen beni salak mı zannediyorsun? Senin bütün derdin Elif'le olmak olduğunu bilmediğimi mi zannediyorsun? Sakın şunu unutma. Ölürüm de ikinizin bir arada olmasına asla izin vermem, asla! Senden bu konuda izin alacak değilim ben. Alacaksın. Alacaksın ve Elif'e yanaşmayacaksın. Aslına bakarsan sen birazcık geç bile kaldın Bahar. Biz artık Elif'le gün geçtikçe daha çok yakınlaşmaya başladık. Hatta sen bana sormuştun ya ona aşık mısın diye. Artık eminim Bahar. Elif'e aşık oluyorum ben.
Artık cevabını aldığına göre gidebilirsin. Ben sana bunun hesabını sorarım. Sorarım. Sonra Frances kendi dünyasına dönüyor. 5000 dolar ne oldu? Gazeteci yaptı mı haberi? Adam kıza o kadar aşık oldu ki ona kıyamadı. Vay, harbi delikanlıymış. Ve böylece Roma sokaklarında başlayan yıldırım aşkı hüzünlü bir sonla bitiyor. Ama ayrılmaları demek aşklarının bittiği anlamına gelmiyor, değil mi? Haklısın. Hayat şartları onları ayırdı ama bence aşkları hiç bitmedi. Bitmemeli de. İlişki yaşamak başka, aşk başka değil mi? Hem Nazım Usta boşuna dememiş. Sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Hem bu çağda bile eskimeyen aşklar var. Ben yaşayanların yalancısıyım. Ya ben anlatırken hiç fark etmedim. Saat çok geç olmuş. Kalkalım diyorsun yani. Doğru. Senin için yani zor bir gün olacak. Yarın bu saatlerde her şey bitmiş olacak. Değil mi? Öyle. Bitecek. Otele yine ayrı ayrı mı gireceğiz? Ben burada çalıştım, en üst katında. Son sınıfta staj mecburiydi. Ama Senior Carlos'tan çok şey öğrendim. Peki Türkiye'ye dönmeyi hiç düşünmedin mi? Yok. Yani işlerim iyi gidiyordu. Erkek arkadaşım vardı. Neden dönmek istedin ki? Şey, o mevzu hiç şey yapmam, girmeyelim. Neden? Ya hem soruyorsun hem cevabını istemiyorsun. Sonuçta komiser eski erkek arkadaşlarım da benim hayatımın bir parçası. Çünkü fazla bilgi adamı yorar. Hatta her şeyi öğrenmemek. Ben bilmek isterim. Mesela ilk öpüştüğün kız kimdi? Nereden çıktı şimdi bu? Nereden hatırladın? Ha. Sakal kaşınır, gözler kaçırılır ve bariz yalan söylenir. Hadi bekliyorum, cevap ver. Banu. Adı Banu'ydu. Komşumuzun kızı. 9 yaşındaydık. Oo, hızlıymışsınız. Yok ya, basit bir öpücüktü, böyle basit. O kadar utanmıştım ki ertesi gün sokağa çıkamamıştım. Ben de ortaokuldayken... Komiser. Seni tanımasam eski kız arkadaşını kıskandığını düşüneceğim. Sen benim eski kız arkadaşım değilsin ki. Eski kız arkadaşın olmaya da layık olamadık yani. Ömer, ne yapıyorsun? Niye Elif?
Neyi ne yapıyorum? Aramızdaki engel ne? Ömer olmaz. Ne olur anla, olmaz. Yapamayız. Elif dur. Ömer ne olur bırak gideyim. Ya hani söz vermiştin, anlaşmıştık. Bugün tartışmayacaktık, kavga etmeyecektik. Elif ben seninle tartışmıyorum. Sadece bir cevap bekliyorum. O gün. O gün niye beni sevmediğini söyledin? Konuşmak istemiyorum. Elif bak bana söylediğin ilk yalan değil. Ama emin ol en çok beni üzen bu oldu. Yalan olduğunu nereden çıkartıyorsun ki? Ya ben sana o sabah... Tamam, benim sana ne söylediğini biliyorum. Ben bu sebepten dolayı buraya gelmeyecektim. Sami Hamil'le tartıştık. Beni operasyondan çıkardı. Ama ben yine de geldim. Neden geldin peki? Sence? Elif sana çok kızdım. Yine benden bir şey sakladın. İlişkimizi hemen harcadın. Benim bir ilişkimiz var da ben mi bilmiyordum? Nasıl yok mu? Ben geldim sana aşkımı itiraf ettim. Tamam dedim, geçmişi silelim dedim, tamam bitsin. Bunların hiçbirinin senin için bir önemi yokmuş. Ben senin gözlerinin içine bakarken sen bu iş bitti dedin. Öyle mi? Suçlu ben mi oldum şimdi yine? Senin bana yaptıklarını da ben unutmadım. Sana yalvardım, beni affet dedim. Sebebim vardı, ailem söz konusuydu. Sen bana ne yaptın? Sırtını döndün. Elif sen bana yalan söyledin. Mecburdum. Eğer aşıksan, seviyorsan hiçbir mecburiyet bunun önüne geçmez. Ya seni kadar dar görüşlü biri için böyle düşünmek çok normal. Benim ne dediğimi duymak bile istemiyorsun ki sen. Bak. Tamam. Tamam bak, ne düşünürsen düşün. Ama beni bir dinle. Bak. Senin beni mutlu etmeye çalıştığın anların içinde bile yalanlar var. Ben bir güven inşa etmeye çalışırken sen bunu yıkıyorsun. Ta ki o yalanlarından vazgeçinceye kadar da bu devam edecek. Ya yeter ya. Yeter, sanki durup dururken söyledim. Ya bir kere de kendini benim yerime koy. Beni sürekli suçlamandan yoruldum artık. Yalan söyledim tamam mı? Ben yalancıyım, oldu mu? İçin rahat etti mi ha? Allah seni kahretsin Ömer. Allah seni kahretsin. Neredesin kızım sen? Sami Bey, burası benim evim sayılır. Müsaadenizle biraz gezdim. Tamam, sadece merak ettim. İyi, iyi geceler. İyi geceler. Hoş geldin Baldız. Kusura bakma, karşılayamadım seni. Bazı işlerim çıktı. Yarın geliyor musun? Niye? Ben sizi başaramamaktan mı korkuyorsun? İlkinde bir de bir yaptın kızım. Nedir bu telaş? Bak bana laf kalabalığı yapma. Yarın geliyor musun, gelmiyor musun? Sen neden ısrarla soruyorsun? Planı öğrenmek için. Yani kimle buluşacağımı bilmem gerekmez mi sence? He, güzel. Detaylarla ilgilenmen güzel.
Bayılıyorum zaten bu denizler kadınlarının detaycılığına. Anlatacak mısın yoksa kapatayım mı? Üstüne alınma. Benim aklım da kalbim de başka bir denizlerde. Bak kardeşimden uzak dur. Elif tamam, aile içi sorunlarımızı şimdi bir kenara bırakalım. Şimdi seninle iş konuşacağız. Beni dinle. Yarın seninle buluşacağız. Başka bir banka olduğunu sana bizim çocuklar söylemiş. Saat 11'de bankanın önünde ol. Ne bir kala ne bir geçe. Her şey ona göre ayarlandı. Saat tam 11'de. Anladın? Kapış. Hadi git dinlen şimdi. Uyu. Tatlı rüyalar. Merhaba amirim. Neredesin Ömer? Dolaştım biraz. Kiminle? Metin burada. Az önce beni aradı. Ne oldu amirim? Metin piyasaya çıktı. Elif'i aramış. Majesteleri Roma'da. Hoş geldin Baldız. Yalan söyledim tamam mı? Ben yalancıyım oğlum için rahat etti mi ha? Thank you.
Biraz korkuyorum, gerginim. Fark ettim. Çok gıcıksın. Sen de fena sayılmazsın. Beş dakika gelebilir miyim? Sadece beş dakika. Sana vermek istediğim bir şey var. Sil. Umarım bu saatte uyanmama değecek kadar önemli bir şey getirmişsindir. O ne? Pinokyo. Meğer sen yalancı değilmişsin. Bak. Burnun Pinokyo'nun burnu gibi uzamıyormuş. Geç de olsa anladın. Teşekkür ederim. Uyuyamadın değil mi? Sen gerçekten bu operasyonu başarabileceğime inanıyor musun? İnanıyorum. İnanmasam bu yola girmezdim. Seni tehlikeye atmazdım Elif. Peki ya bir aksilik olursa, bir problem çıkarsa ve ben yapamazsam? Kötü bir şey olmayacak. Güven bana. Gözlerime bak. Zaten telsizin başında olacağım. Gerekirse canın pahasına koruyacağım seni. Metin'i yakalayacağız. Sonra her şey bitecek. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Ömer. Efendim? Biraz daha kal. Belki saatimiz var. Süper. Bak ne diyeceğim. Kimse uyanmadan güzel bir İtalyan kahvaltısı yapalım mı? Anlaştık. Ama problem olmaz mı Sami Bey falan? Olmaz bir şey. Bana bırak. Evet. Tamamdır. İşte bu. Peki Sami Bey bana kızım sabah sabah neden araba kiraladın diye sorarsa ne diyeceğim? Onu o zaman düşünürüz değil mi? Hadi bakalım sür Signorina. Şu Roma filminin sabahını göster bana. Sana Roma'nın en iyi kahvesini içireceğim. Yani tamam belki biberle ekmek falan bulamadık ama yine de sizi memnun edecek güzel şeyler bulduk komiser. Neyse kruvasan var böyle boğazımızdan tuzlu bir şeyler geçecek. Oturalım mı? Roma'da yaşarken en sevdiğim şeylerden biri buraya gelip kahvaltı etmekti. Buraya ilk geldiğimde bu şehirden nefret etmiştim. Her sokağı, her yeri bana acımı hatırlatıyordu. Şimdi? Burası dünyanın en güzel şehri. O kadar güzel ki insan acılarını, pişmanlıklarını unutmuyor. Tek bir kuralı var. Kaybolacaksın, mutlu olacaksın. O zaman belki bir gün sadece kaybolmaya geliriz komiser. Yalnız. Sen daha hiçbir şey görmedin. Şehrin tamamını görünce bayılacaksın. Allah. Benim için yani Roma, Singapur, New York. Nereye gidersen git, yanında kimin olduğu önemli. Sen benim yanımda olduktan sonra bana her yer Roma, her benzer. Ha? Son bir saatimiz. Nereye götüreceksen götür beni. Hadi o zaman. Kahvaltıya yürürken devam edeceğiz. Avanti, signorina. Prego.
yaşasın. O zaman sen de müptelası oldun demektir. Kaçış yok. Artık istesen de kurtulamazsın. Bir şekilde tekrar Roma'ya geleceksin komiser. Kurtulmak isteyen kim? Ben halimden memnunum. Roma'dan bahsediyoruz değil mi burada? Bilmem. Galiba. Evet. Bu şehir çok güzel signorina. Ama senin kadar değil. Ben senin kıymetini bilmezsem bu dünyada hiçbir güzelliği hak etmiyorum demektir. Benim yeni başlangıca var mısın? Testi geçersen evet. Ne testi? Gel benimle. Gel. Yine beni peşinden nereye sürüklüyorsun signorina? La bocca della verità. Yani? Yani gerçeğin ağzı. Oo. Yanlış yere getirdin signorina, ne yapacağız? Yalanımız var mı onu öğreneceğiz. Sıra sende. Benim gizlim saklım yok. Ya çok adisin, sen filmi seyrettin değil mi, bana boşuna anlattırdın. Yok, gerçekten izlemedim. O kadar iyi anlattın ki aklıma iyi kazınmış. İyi. Bu testi de geçtim. Bir daha ne olursa olsun en küçük şeyler için bile sana yalan söylemeyeceğim. Söz mü? Söz. Ömer nerede? Hala uyuyor mu?
onlar. Ah, ben sana ne diyeyim? Ben sana ne diyeyim? Sen hiç merak etme amca. Bu sefer tam soyadıma yakışır bir şekilde halledeceğim bu işi. Tam 12'den vuracağım. Olacak, olacak, olacak. Sesinden belli, inanmışsın. Bittiğinde sen de inanacaksın. Yani ne kadar iyi olduğuma, beni ne kadar iyi yetiştirdiğini göreceksin. Bu sana bir teşekkür işi aslında. Bugüne kadarki emeklerin için. Ne oldu Metin, emekli mi oluyorsun? Veda konuşması gibi oldu bu. Ha yok, heyecandan, heyecandan. Hadi bakalım, göreceğiz. Elif nasıl, hazır mı? Hazır, gayet iyi, işi kapıyor. Müptelası olacak yakında, seni benim cebinden çıkaracak. Bu kız kontrolün altında değil mi? O Ömer peşinize takılıp gelmiş olmasın? Ben sana kendimi ispatlayacağım diyorum. Sen bana acemi çırak soruları soruyorsun. Her şeyi organize ettim, komiser faktörünü atlar mıyım? Senin için rahat olsun. Ömer falan yok burada. Sadece sen, ben, Elif ve istikbalimiz var amca. O zaman istikbalini yakma Metin. Ayağını denk al. Hadi bitir şu işi, çabuk gel. Kolay gelsin. Araban geldi şu ilerideki gri minivan. Seni Adnan bırakacak. Kulağın bende olsun. Benim direktiflerimin dışına sakın çıkma, tamam mı? Eğer bir aksilik olursa da parolamızı söyle, unutma. Merak etme, biz buradayız. Hadi hadi. Geç kalmayalım. Otelden çıkış yaptılar mı? Güzel. Ama bak, böyle yaparsan herkes korktuğunu anlayacak. Şöyle düşün. Burada temiz iş çıkarırsan kızın çok iyi olacak. Onu düşün. Kızı karşılayıp içerideki adamımızın yanına kadar ona eşlik edeceksin. Tamam. Gel bakalım minik kuş. Seni bekliyorum.